Milliyetçi Hareket Partisi'nin onurlu il başkanlığı görevini yaptığımız süreçte yöneticimiz, hatta aile üyemiz diyebiliriz. Biz yöneticilikten öte bir aile olduk bu süreç içerisinde. Lütfi Türkan Beyefendi'nin o dönemde grup başkan vekilliği görevini yapıyordu. Kendisine hakaretvari bir söyleme olmuştu. Biz de bunun üzerine kendisiyle ilgili mahkemeye hukuki süreci başlatmıştık. Hukuki sorucu an itibariyle sonuçlandı. Kendisi para cezasına, tazminat cezası ödemeye mahkeme karar verdi. Bununla ilgili olaraktan biz de kendisinden alacağımız bu tazminatı burada olan Şehit ve Gaziler Derneği başkanlarımıza bağışlama kararını arkadaşlarımızla beraber aldık. Onlara bunu bağışlamayı uygun gördük. Bu şekilde yapacağız. Buradan Lütfü Türkan'a da birkaç kelam etmek isterim kendisine. Kendisi okyanus suyunda abdest alanları yoldaş edinmesin. Kendisi Kandil'e sim kart olan kravatlı teröristleri yoldaş edinmesin. Kendisine eğer bir yoldaş arıyor ise yoldaş şehit gazi aileleridir. Yoldaş askerlerimizdir. Yoldaş polislerimizdir. Yoldaş Diyarbakır adliyelerimizdir. Kendini Türk milletinin bu sancılı toprakların çocuklarıyla yoldaş olmaya bundan sonraki süreçte davet ediyorum. Adını anmaktan da utandığımız Lütfü Türkan hakkımda şahsıma hakaretler, küfürler etmişti. Bu sürecin sonunda bir tazminata mahkum edildi kendisi. Biz bu tutarı ailemiz olan, kardeşlerimiz olan, annemiz babamız olan şehit ailelerine vermek istiyoruz. Biz bu buradaki amacımız bir gösteriş değil. Burada sevgili kardeşlerimize, başkanlarımıza, şehit annelerine ve şehit ailelerine burada tazminatı, şehit aile bağışlamaları bizleri mutlu etmiştir. Ben onların adına, şehit ailelerim ve gazilerim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Dava neticesinde almış oldukları manevi tazminattan şehit gazilerine bağışta bulunmaları bizi onurla, zevkle memnun etmiştir. Biz de kendilerine teşekkür edeceğiz. Bayrağını size armağan ediyoruz. Sizler şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunuz için bizler de her zaman sizin için var olacağız. İlerleyen.